gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz. Merhaba Firdevs. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Firdevs. Biz geldik babaannesi. Hadi koş, geçmiş olsun de babaanne. Canım, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne güzel çiçekler bunlar. Suya koymak gerek. Firdevs'e söyleyelim o zaman. Firdevs, Kaan'ın getirdiği çiçekleri suya koyar mısın? Bunlar gerçekten çok güzelmiş Kaan'cığım. Çok teşekkür ederiz. Bir öpeyim seni. Sen de beni öpmek istemez misin? İsterim babaanne. Babaanne mi? Sen babaanne mi dedin bana? Hadi sen de öp. Kucağıma gelir misin? Biraz seveyim seni. Ne güzel kokuyorsun. Onur da böyle kokardı küçükken. Çocuklar büyüyor. Ama sonra da gidiyorlar. İsterseniz ben sizinle kalırım. Kalayım mı anne? Tabii oğlum. Canım. Firdevs. Efendim Onur Bey. Kahvaltı? Nerede kaldı? Biz çok acıktık. Aa, hazır Onur Bey. Hadi buyurun bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Ne kadar iştahlısın sen Kaan. Maşallah. Maşallah. Burada iştah açıldı. Evde bazen bizi çok uğraştırıyor. O zaman buraya daha sık gelelim değil mi oğlum? Ne kadar iyi olur. Oğlum, eğer kahvaltını bitirdiysen... Afiyet olsun. Çıkalım artık. Hı? Ne dersin? Çıkalım. Gidiyor musunuz yoksa? Kaan'la ben senin iznini istiyoruz anne. Kaan'ın okulunun bugün fidan dikme töreni var. Ona katılacağız. İyi, çok güzel. Biz sizinle ne yapalım bugün? Siz kalıyor musunuz? Tabii ki, bir sakıncası yoksa. Ne sakıncası olsun, çok sevinirim Şehrazat. Hadi, geç kalmayalım. Gel bakayım. Öp babaanneyi. Benim için de bir fidan diker misin Kaan'cığım? Dikerim. Canım. Gel bakalım. Canım. Hadi anne, görüşürüz. Görüşürüz anne. Bay bay. Düşüncesizlik ettim Şehrazat, özür dilerim. Rica ederim de anlamadım. Ne düşüncesizliği? Siz de Kaan'la ağaç dikmeye gitmek isterdiniz herhalde. Benimle eve kapanıp kaldınız. Hayır. Ben sizinle kalmak istedim Feride Hanım. Bütün pazarınızı benimle geçirmek isteminiz büyük incelik. Teşekkür ederim. Ama işiniz vardır. Size engel olmak istemem. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. İnanın kırılacak değilim. Benimle vakit geçirmekten memnun değil misiniz? Yok, katiyen. Aksine çok memnunum. O zaman böyle konuşmayın. Kırılıyorum ben. Hava çok güzel bugün. Evet, gençler için harika bir hava var. Tamam. Hadi dışarı çıkalım o zaman. Dışarı mı? Hı hı. Teşekkür ederim. Siz çıkın, keyfinize bakın. Feride Hanım, birlikte çıkalım. Biraz yürüyüş yaparız. Bir kafede oturur bir şeyler içeriz. Hiç halim yok. Beni kırmayın ama lütfen. Şehrazat, rica ederim. Siz çıkmak istiyorsanız çıkın ama ben çıkmak istemiyorum. Hiç mi hatırım yok? Yarım saat. Bu kadar güzel bir hava kaçırılır mı hiç? Yorulduysanız oturalım biraz. Lütfen biraz soluklanalım. Epeyce yürüdük.
Dışarı çıktığımız için pek memnun olmadınız. Keşke zorlamasaydım sizi. Yo, yo, hava güzelmiş gerçekten. Aptalca bir teklifmiş benimki. Her gün yanının bahçesinden gördüğünüz manzara bu. Düşünemedim. İsterseniz eve dönelim. Şehrazat, sizi kırdıysam özür dilerim. Rica ederim. Tabii ki kırmadınız. Ben zorladım sizi. Ne bileyim, belki yüzünüz güler diye düşünmüştüm. Ben de yüzüm gülsün istiyorum. Ama elimde değil. Yaşamaktan zevk almıyorum artık. Böyle yaparak bizi çok üzüyorsunuz Feride Hanım. Ayrıca da anlamıyorum. Hayatta bu kadar üzecek ne var Feride Hanım? Muhasebenin sonu kötü çıktı Şehrazat. Boşa yaşanmış bir hayat benimki. Yaşamasam da olurmuş. Onur'un babası başka bir kadınla birlikte oldu diye mi? Bu mu neden? Yetmez mi? Başkalarının yerinde olmayı mı tercih ederdiniz Feride Hanım? Genç yaşta bütün yakınlarınızı kaybetmeyi, çocuğunuz ölecek korkusuyla uykusuz geceler geçirmeyi, bunu mu isterdiniz? Hayat Tanrı'nın bize en büyük hediyesi. Siz bunu nasıl küçümsersiniz? Onur'un mutluluğu hayata bağlanmanız için bir neden değil mi? Bugün benim oğlum size babaanne dedi. Yarın öbür gün biz Onur'la evleneceğiz. Belki öz torununuz size babaanne diyecek. Torununuzu kucağınıza almak da mutlu etmeyecek sizi. Ben çok özür dilerim. Size bunları söylemeye hakkım yoktu. Şehrazat, siz hep böyle açık mı konuşursunuz? Özür dilerim Feride Hanım, gerçekten. Neden özür diliyorsunuz? Haklısınız. İyi bir hasar işitmeye ihtiyacım varmış. Feride Hanım, affedersiniz. Haddimi aştım, çok özür dilerim. Evet, ama beni kendime getirdiniz. Dünyada ne dertler var, siz neler çektiniz. Bense oturmuş üstünden yıllar geçmiş bir konunun acısını yeniden yaşamaya kalkıyorum. Neyse, simit yiyelim mi? Tabii. Evladım, iki simit verir misin? Tabii efendim. Yanık olmasın. Eve de götürelim mi Şehrazat? Tabii. 5 tane olsun. Peki efendim. Ne kadar? Tamam. 3 lira 75 kuruş. Buyurun. Sağ ol abi. Ah, mis gibi.